Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi Çadırdaki Cumhurbaşkanım, Saraydaki Cumhurbaşkanım Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi için günler kaldı. Bir tarafta tüm serveti olan alyansıyla siyasete girdi, dünyanın en zengin siyasetçisi olarak saraylarda zevkü sefa içinde lale devri yarattı kendisine ve ailesine Recep Tayyip Erdoğan. Diğer tarafta Oğuzların Bozok kolunun Beydili boyundan Akşehir'de türbesi olan ve Anadolu'nun Türkleşmesini sağlayan Seyyid Mahmut Hayrani torunu Seyyid Kılıçdaroğlu. Bir tarafta 4 yıllık üniversite diploması hala ispatlanamayan İmam Hatip mezunu Erdoğan, diğer tarafta Elazığ Ticaret Lisesi'ni birincilikle bitiren ve Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nin Ekonomi Maliye bölümünden mezun olan Kılıçdaroğlu. Bir tarafta atıştırmalık ticareti yapıp siyasetçi olan Erdoğan, Diğer taraftan 1971 yılında hesap uzmanı yardımcısı olarak devlet memuriyetine giren Gelirler Genel Müdürlüğü Bağkur ve Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müsteşar Yardımcısı olan Kılıçdaroğlu. Bir tarafta 2002'den bu yana Türkiye'yi tek başına yöneterek Anayasa Mahkemesi tarafından layıklık karşıtı odak olarak mahkum edilen ve bir oyla kapanmaktan kurtarılan hükümlü AKP'nin genel başkanı Erdoğan Ergenekon, kumpas, askeri casusluk kumpaslarını FETÖ ve Amerika ile birlikte yaparak davaların savcısıyım diyen Erdoğan 26. Genelkurmay Başkanını 26 ay esir tutan iktidarın başı Erdoğan devletin bekası için en önemli devlet sırlarının bulunduğu kozmik odayı FETÖcülere açtırarak FETÖ ve Amerika'nın eline geçmesine yol açan Erdoğan, askerimizin başına çuval geçiren hain Amerika için ne notası, müzik notası mı vereceğiz diye Türk Silahlı Kuvvetleri'nin onur ve şerefine sahip çıkmayan Erdoğan, milliyetçiliği ayaklar altına alırız diyen Erdoğan, dört bakanın rüşvet ve yolsuzluk dosyalarını Yüce Divan'a göndermeden kapatan Erdoğan, beş yandaş müteahhide verdiği devlet işleri nedeniyle dünya sıralamasında lider yapan Erdoğan, dindar ve kindar nesil yetiştireceğiz diyerek milleti kutuplaştıran ve ayrıştıran Erdoğan, yargıyı siyasallaştıran Erdoğan, 128 milyar doları arka kapıdan yandaşlara satan Erdoğan, ailesinin Man Adası hesaplarıyla eleştirilen Erdoğan, aile vakıflarına kaynağı ve miktarı belli olmayan, hatta rüşvetçi Reza Zarrab'dan bile bağışlar alan Erdoğan, FETÖ'cüleri yargıya, emniyete, askeriyeye yerleştirerek Türkiye'yi 15 Temmuz hain darbe girişimine maruz bırakan Erdoğan, Rus savaş uçağını düşürtüp övünen ancak S-400 satın alarak telafi yoluna giden ve Putin'den özür dilemek zorunda kalan ve Türkiye'nin milyarlarca dolar gelir kaybına neden olan Erdoğan, Putin'in kapısında dakikalarca bekletilmeye ses çıkartamayan Erdoğan, Esad'la ailece görüşürken Amerika'nın Arap Baharı gazına gelerek katil Esad diyen ve milyonlarca Suriyeli sığınmacıya tüyü bitmemiş yetim Türk çocuklarının hakkı olan 100 milyar doları harcayan Erdoğan, S-400 alması nedeniyle Türkiye'nin parasını ödediği ve ortak olduğu F-35 savaş uçağı projesinden atılmasına neden olan Erdoğan Avrupa Birliği üyeliği hayalinden vazgeçip Avrupa ülkelerinin liderleriyle kavga eden Erdoğan, faize sözde karşı olup kur korumalı mevduatla fakirden alıp zengine katmerli faiz veren Erdoğan, ekonomistim diye diye enflasyonu azdıran, milleti enflasyon canavarıyla fakirleştiren Erdoğan, Yer bilimcilerin deprem riski uyarılarına kulaklık ayıp, kentsel dönüşümü ransal dönüşüm yapan Erdoğan, Kahramanmaraş depremlerinde askeri kışlasından çıkartma emri vermeyerek yardım ve kurtarmaya iki gün göndermeyen Erdoğan, çadır satmasına sessiz kalıp Kızılay'ı eleştirenlere be ahlaksız be namussuz diye milletin namusuna hakaret eden Erdoğan, 35 günde sadece iki kez deprem bölgesine gidebilen Erdoğan, Devlet Bahçeli desteğiyle kendisi için anayasa değiştirten ve ucube tek adam rejimiyle milleti mahveden Erdoğan, anayasaya göre üçüncü kez Cumhurbaşkanı adayı dahi olması mümkün olmayan Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu'na baskı yapıp anayasayı çiğneterek aday olmaya çalışan Erdoğan. Diğer tarafta, milletin fakirleşmesine, rüşvet ve yolsuzluklara, yargının siyasallaşmasına, FETÖ ve PKK terör örgütlerine karşı çıkan, Suriye batağına girmeyin diye uyaran, TÜİK'in Merkez Bankası'nın Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapılarını çalan, Ankara'dan İstanbul'a demokrasi yürüyüşü yapan devlet adamı Kılıçdaroğlu. Deprem olur olmaz defalarca giden ve Cuma gecesini Malatya'da çadırda geçiren Kılıçdaroğlu güçlendirilmiş parlamenter rejimle millete tam demokrasi vaat eden Kılıçdaroğlu. Fakirliği kader olmaktan çıkarmaya kararlı Kılıçdaroğlu. Devlet adamı Kılıçdaroğlu. Millet İttifakı'nın resmi adayı Kılıçdaroğlu. Ey Türk milleti, karar sizin. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.